YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Anadolu Üniversitesi İngilizce 1 ve 3. ünite arası genel tekrar yapacağız değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz 2 hafta sonra Anadolu Üniversitesi final dönemi sınavları var. Biz de bu yüzden tüm dersleri ayrı ayrı çekmek yerine arkadaşlar videoların yetişebilmesi için üçer 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 çekeceğiz videolarımızı arkadaşlar. 1 ve 3. ünite 3 ve 6, 9, 6, 9 ve 9, 12. videolar. Toplamda 4 tane video çekeceğiz. Bir tane de soru çözümümüz olacak değerli arkadaşlar. Final sınavına kadar bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi ilk olarak 1. üniteyle başlıyoruz değerli arkadaşlar. İlk konumuz emizar. Emizar İngilizcenin temel konularından bir tanesi değerli arkadaşlar. Bu arada şunu da ifade edeyim. Notların hepsi kendi notlarım, tamamen özgün hazırlanmış olan notlar. Yine çözeceğimiz sorularda kendi hazırlamış olduğum sorular. Anadolu Üniversitesi'nin sormuş olduğu sorular doğrultusunda arkadaşlar. Özgün hazırlanmış olan sorular hiçbir şekilde yani çıkmış olan soruların birebir aynısı değil ama çıkmış soruların mantalitesinde hazırlanmış olan sorular. Evet, şimdi emizarla başlıyoruz değerli arkadaşlar. Emizar için emizarda iki şey aklımıza gelmesi gerekiyor. Bir, biz emizar isim cümlelerinde kullanırız değerli arkadaşlar. İsim cümlesi nedir? İsim cümlesi mekmageki almaz. Fiil cümlesi iş oluş hareket belirtir ve mekmageki alır. Gelmek, gitmek, yapmak, etmek bunlar fiil cümleleridir. Ama isim cümlesi ise mekmageki almaz. Mesela I am a teacher dediğim zaman bir isim cümlesidir. Ben bir öğretmenim. Sen bir öğrencisin. Ben Kahramanmaraşlıyım. Bu bir bardaktır mesela. Bunların hiçbiri mekmageki almıyor. İsim cümlesidir. İkinci olarak arkadaşlar. Ben emizarı kullanıyorsam cümlem ya geniş zaman olması gerekiyor ya da şimdiki zaman olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Ben geçmiş zamanda veya farklı bir zaman diliminde bu söylemiş olduğum zamanlar dilimindeki farklı bir zaman diliminde değerli arkadaşlar hiçbir şekilde emizarı kullanamıyorum. İkisi bir arada olursa emizarı kullanabiliyorum. Evet, en çok düştüğümüz hatalardan birisi şu. Emizarı fiil cümlelerinde kullanmaya çalışıyoruz. Emizar kesinlikle ve kesinlikle katiyen asla fiil cümlelerinde kullanılmaz. Şimdi hemen olumlu cümlelerden başlayalım. Bir cümlemizde olumlu, olumsuz ve soru cümlesi vardır. Üç tür cümlemiz vardır değerli arkadaşlar. İlk önce olumlu cümleyle başlayalım. Şahıs zamirlerimizi de bir tanıyalım. I, ben, insanoğlu bencildir. Bir yerine bir şey olduğu zaman I der yani bendir. He arkadaşlar, He-Man'den aklımıza gelebilir. Birazcık böyle benim gibi yaşlı olanlar bilir. He-Man çizgi filmdir. Erkek bir karakterdir. She, bayan deodorant markasıdır. Biz kadınlar için kullanırız. It, yine erkekler için, cansızlar için kullanırız. Özür diliyorum. It'i cansızlar için kullanırız. Ve aynı zamanda hayvanlar için kullanırız. He, she, it hepsi aynı anlama geliyor. Hepsi de o anlamına geliyor. You, siz ya da sen, we, biz, they ise onlar anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Peki, emizara geldik. Ben I daimi kullanıyorum. She, he ve it de is'i kullanıyorum. She, he, it de ve aynı zamanda tekillerde bu önemli değerli arkadaşlar. Çünkü ikinci ünite tamamen tekillik çoğulluk üzerine kurulu olan bir ünite. You, we ve they de ise yani çoğullarda ise are kullanıyorum. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Bakın isim cümlesi ve geniş zaman. They are from Kahramanmaraş. Onlar Kahramanmaraşlıdır. Bakın they olduğu için are kullandım. She's a nurse. O bir hemşiredir. She olduğu için neyi kullandık? Is'i kullandık. Geldik olumsuzlara değerli arkadaşlar. Olumsuzlarda ise biz hangi zaman olduğuna bakmaksızın bir cümleyi İngilizce'de olumsuz yapabilmek için not ek ekliyoruz. Bir cümlede not eki varsa cümlenin uzunluğu hiç önemli değil, kısalığı hiç önemli değil, nerede olduğu hiç önemli değil. Not eki her zaman cümleyi olumsuz yapar. Evet, I'da am not'ı kullanıyorum. She, he ve it'te is not'ı veya kısaltılmış şekliyle isn't'ı kullanıyorum. Şöyle göstereyim. You, we ve they'de ise are not'ı veya kısaltılmış haliyle aren't'ı kullanıyorum. I'm not a student. Ben bir öğrenci değilim. They aren't at school. Onlar okulda değil. She olduğu için isn't'ı kullanıyoruz. She isn't a doctor. Evet, geldik soru cümlelerine. Soru cümlelerinde ise
Soru cümlelerinde her zaman yardımcı fiillerimiz cümlemizin en baş kısmına geçer. Yardımcı fiillerim ne benim burada? Am, is ve are. O zaman I de am en başa geçiyor. She, he ve it de is en başa geçiyor. You, we ve they de ise are en başa geçiyor değerli arkadaşlar. Are you happy? Mutlu musun? Is she in the class? Bakın she olduğu için is oldu. Are they olduğu için are oldu. Are they at home? Onlar evde mi demişiz. Evet, sorulara cevap verme kısmına gelelim. Sorulara misliyle karşılık verilir. Am is are ile sorulan soruya am is are ile cevap veririz. Ne ile sormuşsa onunla cevap veriyoruz değerli arkadaşlar. İlerleyen ünitelerde yine zamanlarda göreceğiz. En önemli şey şu, en başta yani soru neyle oluşturulmuşsa onunla cevap veriyoruz. Bakın şöyle bir istisnamız var. You ile sorulan soruya I ile cevap veririz. Bakın sorulara cevap verme kısmını Anadolu Üniversitesi çok fazla soruyor. Burası önemli. You ile sorulan soruya I ile cevap veririz. Onun haricinde bize neyle sormuşsa onunla cevap vermemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Antiparantez açıyorum. You hem sen hem siz anlamına geliyor. Eğer you ile sorup sonrasında tekil bir ifade varsa biz I ile cevap veririz. You ile sorup çoğul bir ifade varsa bu defa we ile cevap veririz. Yani sen diye sorarsa ben diye cevap veririz. I diye cevap veririz. Siz diye sorarsa we diye cevap veririz. Evet, she ile sormuş yes she is veya no she isn't. They ile sormuş yes they are veya no they aren't diye cevap veriyoruz. Burada bir isim de olabilir. Mesela Ali deseydin ne derdik? Yes he is veya no he isn't veya Ayşe deseydi yes she is veya no she isn't derdik değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer konumuza geçiyoruz. Bir diğer konumuz ise sayılar. Birden 10'a kadar bunu çok erken dönemlerde ilkokulda görmüşsünüzdür. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ise 10. Anadolu Üniversitesi'nin en fazla sormuş olduğu şey arkadaşlar 21, 21. 21 sayısını çok fazla sormuş Anadolu Üniversitesi. Bu zamana kadar pek çok sınavda 21 sayısını sormuş değerli arkadaşlar. Evet, ayrıca bir de şu şekilde soruyor. Mesela 6 bla 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 nokta nokta 8 arada ne kalıyor? 7 kalıyor. Veya 8 bla 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 nokta nokta 10 arada ne kalıyor? 9 kalıyor. Bu şekilde sorduğu da olmuş değerli arkadaşlar. Evet, Mr. ifadesi Mr. Muscle'dan hatırlayın. Erkekler için kullanılıyor ve Mr. ifadesini gördüğümüz zaman biz Mr.'ın karşılığını ne kullanabiliriz? He'yi kullanabiliriz. Mrs. evli kadınlar için kullanılıyor. İngilizce'de kadınlar evli ve bekar diye yani önündeki ünvan değişiyor. Evli kadın ve bekar kadın olmasına göre. Mr. ifadesini evli kadınlar için kullanıyoruz. Yine she arkadaşlar. Miss ise bekar kadınlar için kullanıyoruz. Yine she. Yani Mr. gördüm he'yi kullanabilirim bunun yerine. Mrs. gördüm she'yi kullanabilirim. Miss'i gördüm she'yi kullanabilirim. Bir de single ve married ifadeleri var. Single bekar arkadaşlar. Tek biliyorsunuz sanatçı nedir? Single de çıkardı. Tek bir albümden oluşuyor. Tek bekar. Married ise evli anlamına geliyor. Şimdi şurada bazı kelimelerimiz var. Neler bunlar hemen bir bakalım. Have a nice day. İyi günler. You too. Sana da veya size de. How are you sorusunu arkadaşlar Anadolu Üniversitesi hemen hemen son yıllarda her yıl soruyor. How are you sorusuna pek fazla yani belki binlerce farklı cevap verebiliriz. Ama Anadolu Üniversitesi genelde şu cevabı istemiş veya şu cevabı vermiş. I am fine thanks. I am fine thanks. İyiyim teşekkürler. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. See you. See you. Görüşürüz. Bye bye. Bu kelimelerimiz de bunlar. Bunlardan da soru gelebiliyor. How are you? I am fine, thanks. Bunu çok fazla sormuşlar. Arkadaşlar yine burada da nice to meet you ifadesi karşımıza çıkıyor. İki kişi kendini karşılıklı olarak tanıtıyorsa burada da tanıtmanın sonunda, tanışmanın sonunda nice to meet you ifadesini kullanıyoruz. Nice to meet you ifadesi de karşımıza gelen, sorularda karşımıza gelen ifadelerden bir tanesi değerli arkadaşlar. Evet, şimdi birinci ünitemiz böyleydi. Geldik ikinci üniteye. İkinci ünitede tekillik ve çoğulluk olayıyla başlıyoruz biz konumuza. Biz İngilizce'de cümleleri, kelimeleri çoğul hale getirebilmek için kelimelerimizin sonuna s takısı ekleriz değerli arkadaşlar. Mesela book, kitap, books, kitaplar. Pen, kalem, pens, kalemler. Cat, kedi, cats, kediler. Car, araba,
Cars arabalar. Eğer biz tekil bir ifade kullanırsak book, pen, cat, car tekili ifadeden sonra is'i kullanırız. Eğer çoğul bir ifade kullanırsak books, pens, cats, cars çoğul ifadeden sonra da are kullanırız. Az önce söylediğim gibi tekilde is, çoğulda are. Peki biz hepsinin sonuna s mi ekliyoruz? Tabii ki de hayır. Hepsinin sonuna s takısı eklemiyoruz. Bizim irregular diye ifade ettiğimiz düzensiz olan kelimelerimiz de var. Nedir bunlar? Woman, women, kadın kadınlar. Men, men, adam adamlar. Child, çocuk. Children, çocuklar. Person, kişi. People, kişiler. Yani halk anlamına geliyor. Yine men, woman, man, child, person'dan sonra is'i kullanıyorum. Çünkü bunlar tekil. Women, men, children ve people'dan sonra çoğul olduğu için are ifadesini kullanıyorum değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer konumuz e ve en konusu. Biz her ikisi de bir anlamına geliyor. Öncelikle onu ifade edeyim. E ifadesi sessiz harflerden önce kullanılıyor. En ifadesi ise sesli harflerden önce kullanılıyor. Bakın book B harfiyle başlamış. O yüzden E'yi kullandık. Car C C harfiyle başlamış. Bu yüzden E'yi kullandık. Nurse Nurse Cat bakın bunların hepsi sesli harfle başladığı için E'yi kullandık. Bir kitap, bir araba, bir hemşire, bir kedi gibi. En ifadesine geliyoruz. An egg, bir yumurta. Bakın E harfiyle başlamış. An apple, bir elma. An umbrella, umbrella'yı sormuş Anadolu Üniversitesi. Size cümle veriyor. Bunu nasıl soruyor hemen açıklayayım. Cümle veriyor değerli arkadaşlar. Mesela diyor ki nokta nokta nokta. Seçenekler egg, apple, umbrella, orange ve book. E olduğuna göre ne olur? Book olur. Veya an diyor nokta nokta, an book, an car, an nurse, an cat, an umbrella. An olduğu için doğru cevap ne oluyor? Tabii ki de an umbrella oluyor. Evet, this ifadesi bu anlamına geliyor. Tekil bir ifadedir değerli arkadaşlar. Ve this ifadesinden sonra ben is'i kullanıyorum. Şu önemli, this'ten sonra this ile sorarsam it'le cevaplıyorum. Bunu da birkaç defa sormuş Anadolu Üniversitesi. Evet, this is a pen, bu bir kalemdir. Jack, what is this? Bu nedir diye sormuş. John ise şunu söylüyor. It's a pen, bakın. This, it. This, it. It is a pen, o bir kalemdir. This, bunlar anlamına geliyor. Bunlar, bakın, çoğul. Çoğul olduğu için arı kullanırım. Tekillerdeyiz, çoğullarda arı kullanıyordum. Arı kullanırım. Bu defa it'le değil, they'le cevap veriyorum. These are pens. Bunlar kalemlerdir. Jack, what are these? Bunlar nedir Jack? They are pens. Onlar kalemlerdir diye cevap veriyoruz değerli arkadaşlar. These'le sorulan soruya it'le, these'le sorarsa they'le cevap veriyoruz. Bu çok önemli bir husus. Evet, where, nerede diye sorar bize. Where ile sorulan soruya genelde biz place of preposition, yer edatlarıyla cevap veririz. Neler bunlar? Burada ikinci ünitede geçen yer edatlarımız şunlar değerli arkadaşlar. İlk olarak in, içinde, on üzerinde, in front of, önünde, behind, arkasında, under, altında. Evet, in front of'u burada iki kez yazmışız. In front of önemli çünkü. İki kez yazmamızın sebebi de şu arkadaşlar. In front of'u doğrudan sorular içerisinde veriyorlar. Mesela diyor ki A seçeneği in of veya in front, B seçeneği C seçeneği in the front of, D seçeneği in front of. Direkt nedir? In front of işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir bağlaç. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, geçtik arkadaşlar 3. ünitemize. Şimdi 3. ünitemizde ilk olarak biz possessive adjectives, iyilik sıfatlarıyla başlayacağız değerli arkadaşlar. Hemen bakalım karşılıklı olarak I, bendi, you, sen ya da sizdi, we, biz, they, onlar, she, o, he, o, it ise yine o anlamına geliyordu. My, benim, your, senin ya da sizin, our, bizim, their, onların, her, onun, bunu her kadın bir çiçektir diye kodluyoruz biz derslerimizde. He o anlamına geliyordu. His ise erkekler hisli olur diye kodluyoruz. Bunu erkekler hisli olur diye kodluyoruz. It o, its ise onun anlamına geliyor.
Karşılıklı olarak öğrenmemiz faydalıdır bizim için değerli arkadaşlar. I, my, you, your, we, our, they, their, she, her, he, his, it, its. Mesela burada diyor ki Aleyna mesela. Aleyna'yı gördünüz. Neyi işaretlemeniz gerekiyor? Her'i işaretlemeniz gerekiyor. Veya Ahmet. Ahmet'i gördünüz. Neyi işaretliyorsunuz? Ahmet his de olur diyebilirsiniz. Veya daha çok ayı sormuşlar arkadaşlar. Ayın karşısında ne var? My var. Ayı görürsek direkt my ifadesini işaretliyoruz. My book benim kitabım. His wife onun eşi. Our car ise bizim arabamız anlamına geliyor. Evet, bir family tree'miz var değerli arkadaşlar. Bir aile ağacımız var. Hemen bir bakalım aile ağacımıza. Aile ağacımızda neler var? İlk öncelikle grandmother'ımız var. Büyük annemiz var. Daha sonra grandfather, büyük babamız var. Father, baba. Father, dad. Mother, anne. Mother, mom. Mommy. Uncle, dayı veya amca. Aunt ise hala veya teyze anlamına geliyor. Alta indik. Sister, kız kardeş. Bu kendimiz, me, ben. Brother ise erkek kardeş anlamına geliyor. Bunun haricinde bazı burada verilmeyen kelimelerimiz var. Bunları da biz hemen şöyle başlık altında topladık. Parent, ebeveyn. Grandparent ise büyük ebeveynlerimiz. Yani nine ve dedemiz. Husband, koca. Wife, eş. Son, erkek çocuk. Son, erkek evlat diye bunu kodlamıştık. Daughter, kız evlat. Cousin ise kuzen anlamına geliyor. Evet, burada ise yani 2 veya 3 tane soru çıkmış. Burada mesela diyor ki bir sorunun birisinde onun 3 tane çocuğu var. A son demiş mesela. A two daughter mesela. Daughters gibi. Bu şekilde soru sorabiliyorlar. Evet, jobs. Mesleklere geldik. Arkadaşlar, meslekleri daha çok şu şekilde sormuşlar. Bilinen birilerini veriyorlar. Mesela Picasso. Picasso nedir? Artisttir, ressamdır. Veya Beyoncé'u veriyorlar. Beyoncé nedir? Singer'dır, sanatçıdır. Leonardo DiCaprio nedir? Aktördür. Bilinen birilerini verip bu şekilde ünlü bir kişinin mesleğini sormaya çalışmışlar. Hemen birkaç mesleğimiz var. Onlara bir bakalım değerli arkadaşlar. Aktör, aktör. Aktris, aktris. Teacher, öğretmen. Artist, ressam. Writer, yazar. Singer, sanatçı. Player, oyuncu. Doctor, doktor. Arkitekt ise mimar. Burada artist, Picasso'yu ressam diye sormuşlar. Picasso is an artist. Bir de arkadaşlar singer ifadesini, sanatçıyı sormuşlar. Beyoncé'u sormuşlar. Beyoncé is a singer, well known singer, bilinen ünlü bir sanatçıdır gibi bir soru vardı değerli arkadaşlar. Evet, burayı da bitirdik ve 3. ünitenin vocabulary bölümüne geldik değerli arkadaşlar. 9 tane kelimemiz var bu bölümde. Friendly, arkadaş canlısı. Smart, akıllı. Smart TV'lerimiz var. Oradan hatırlayabilirsiniz. Lazy, tembel. Hardworking, çalışkan. Strict, katı, sert. Easygoing, rahat, uyumlu. Exciting, heyecan verici. Nice, güzel, hoş. Shy ise çekingen. Buradan da çok fazla soru gelmemiş bu zamana kadar değerli arkadaşlar. Shy'ı sormuşlar. Onun haricinde burada herhangi bir sordukları kelime yok. İlk 3 ünitemiz bu şekildeydi. Kanala abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Bizler için desteğiniz çok çok önemli. Ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonunu çökertmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.